Şerefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bir önceki videomda Çanakkale Burgusu gelin yeleğinin nasıl yapıldığını sizlere anlatmıştım. Bugün sizlere koltuk ve yaka kesim nasıl kesileceğini göstereceğim. Ama model anlatımını yapmayı düşünmüyorum. Model anlatımını merak ediyorsanız Çanakkale Burgusu gelin yeleği yapımı olarak videomu arayabilirsiniz. Bir önceki videomda da belirtmiştim. Lastik kısmında bağlamalı lastik kullandım. Yani yelek olarak nasıl durduğunu görmenizi istediğim için bu şekilde ön lastik ve başlangıç lastiği de yapmıştım. Şimdi ben sizlere aynı şekilde kol için lastik takarak koltuk kesimini ve yaka kesimini nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle bedenin koltuk kısmına doğru ilmeklerimizi örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu kısımda lastik için ilmek takıyorum. Şu şekilde ipi parmağıma bastırıp bir tur çevirip alt taraftan şişime takıyorum. Ben bu şekilde takıyorum ama siz başka türlü de takıyorsanız dilediğiniz gibi takabilirsiniz. Buraya koltuk lastiği için öncelikle lastik takmak istiyorum. Aynı burayla bir olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane olsa yeterli. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Örgümü ters çeviriyorum. İlk başlangıçtaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında bir tane düz, bir tane ters şeklinde devam ediyorum. Şişlerim biraz uzun geldiği için ilmeklerim fazla. Biraz masaya sürterek ses çıkartıyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu 12 tane ilmeği bir ters bir düz örerek geliyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 11. ilmeğimi ters ördüm. 12 tane olan ilmeğimin 12. ilmeğini örerken yanındaki 1, 2, 3 tane ilmeği de birlikte düz örer gibi kesiyorum. Toplamda 4 tane ilmeğimi lastiğimin son ilmeğiyle ile birlikte 3 ilmek, toplamda 4 ilmeğimi düz örer gibi kestim. Beden kısmına doğru geçmeden tekrar örgümü ters çeviriyorum. Başlangıçtaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz, bir tane ters ve bir tane düz olmak üzere 3 tane ilmeğimi ördüm. İpimi benden doğru tarafa geçiriyorum ve bu 3 tane olan ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. İpimi şişimin önünden dolayarak tekrar arka tarafına alıyorum ve bu 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. Ve bu şekilde burada bağlamamı yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters ve bir düz olmak üzere tam 4 tane ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördükten sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum ve bir düz, bir ters, bir düz olan 3 ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. İpimi şişimin önünden arkasına geçirerek bu 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. Ve tekrar devam ediyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak sıramı tamamladım. Burada son 3 tane ilmeğimi bağlama yapmayı düşünmüyorum. Bakın şurada kenar kısmına bir tane düz ilmek devam ettim. Lastiğin bu şekilde kenar kısmı gayet hoş ve muntazam durdu. Tekrar örgümü ters çeviriyorum. Ve devam ediyorum. Bir ters bir düz şeklinde arka taraftan ilmeklerimi aynen örüyorum. Şu anda 12 tane olan ilmeğimin 11 tanesini örerek devam ediyorum. İki, dört, altı, sekiz, dokuz, on. 11 tane ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğimi yanındaki 1, 2, 3 tane ilmekle, yani toplamda 4 tane ilmeğimi düz örer gibi bir kere de kesiyorum. Ve örgüm beden kısmını örmeden ters çeviriyorum. Başlangıçtaki ters ilmeğimi örmeden aldım. Bakın
bir düz bir ters olan bu kısmı bağlama yapmıştım. Şimdi burayı atlıyorum. Bir düz bir ters bir düz örüyorum. İki modelimin başındaki ve sondaki düz ilmekleri bağlıyorum. Devam ediyorum. Bir ters bir düz olarak kenar ilmeğinden sonra tam 5 tane ilmeğimi örmüş oldum. İpimi benden doğru tarafa alıyorum ve 3 tane ilmeğimi şişime geri takıyorum. İpimi ön yüzden arka yüze geçirerek bu 3 ilmeğimi örmeden diğer şişime tekrar geçiriyorum. Ve burada bağlamış oldum. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz örerek ipimi tekrar ön tarafa alıyorum. Ve bu 3 tane ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum. Ters ilmek bakın diğer şişimde kaldı. İpimi tekrar ön taraftan arkaya geçirip bu 3 tane ilmeği örmeden diğer şişime geçiriyorum. Ve bir ters bir düz olarak kalın ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzden bir ters bir düz olarak 11 tane ilmeğimi örüyorum. İlmeğime geldiğimde 1 2 3 tane ilmek ile birlikte toplamda 4 tane ilmeğimi düz örer gibi kesiyorum. Burada biraz ilmeğimi sık örmüşüm. Dört ilmeğimi düz örer gibi kesiyorum. Ve tekrar örgümü bu şekilde çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters ve bir düz olan 3 ilmeğimi ördüm. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Bu 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi önden arka tarafa alarak bu 3 ilmeği tekrar örmeden diğer şişime geçiriyorum. Ve bir ters, bir düz, bir ters bir düz olmak üzere 4 ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa geçirip ilmeklerimin 3 tanesini şişime geri alıyorum. İpimi ön taraftan şişimin arkasına geçiriyorum ve bu 3 ilmeği örmeden tekrar geri alıyorum. Böylece burayı bağlamış oluyorum. Bağlamalı lastik ismi de buradan geliyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Bu lastik kalınlığını siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bağlamalı lastik yazarak videolarımın içerisinde daha detaylı anlatımını bulabilirsiniz. Ama ben gene de kısaca ördüğüm yerde bilgi vermek istedim. 12 tane olan ilmeğimin 11 tanesini bu şekilde bir ters bir düz örerek geliyorum. Lastiğimin son ilmeğini yanındaki bakın burası mesela 3 kere doladığım kısma geldim. Bu 3 kere doladığım kısmı serbest bırakıp şişime normal olarak takıyorum. Ve ilmeğimi geri taktım. Yanındaki 1, 2, 3 ilmekle birlikte toplamda 4 ilmeğimi düz örer gibi bir kere de kestim. Ve beden kısmına gelmeden önce örgümü tekrar ters çevirdim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters ve bir düz. Bir önceki sırada bu 3 ilmeğe bağlama yapmıştım. Bu defa 2 ilmeğin pardon, iki modelin şu şekilde birer tane düz ilmeğini alarak bağlama yapıyorum. Devam ediyorum. Bir ters ve bir düz ördükten sonra bakın bu ortada kalan 3 ilmeği ipimi öne alarak bağlıyorum. 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. İpimi ön taraftan arka tarafa geçiriyorum ve bu 3 tane ilmeğimi tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak 4 tane ilmeğimi örüp İpimi ön tarafa alıyorum. Ve bu 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi ön taraftan arka tarafa aldım. Ve bu 3 ilmeği tekrar diğer şişime geçirdim. Kalan ilmeklerimi aynen örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bir ters bir düz olarak 12 tane olan lastiğimin 11 tane ilmeğini örüyorum.
12. ilmeğimi yanındaki 1, 2, 3 tane ilmek ile birlikte toplamda 4 ilmek olarak düz örer gibi kesiyorum. Ve örgümü tekrar çevirerek lastiğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimin 11 tanesini ördüm. Son ilmeğimi yanındaki ilmeklerle kesiyorum. Bakın burada tekrar 3 kere doladığım ilmeğime geldim. Bunu aynı şekilde serbest bırakıp şişime geri takıyorum. Ve yanındaki 3 ilmekle birlikte toplamda 4 ilmeğimi düz örer gibi kesiyorum. Ve geri dönüyorum. Kesmek istediğiniz ilmek sayısının toplamda 3'te 2'sini bu şekilde beden kısmına gelmeden lastik kısmını örerek kesmelisiniz. Tekrar arka taraftan ilmeklerimi örerek geldim. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ilmeğim yanındaki 1, 2, 3 ilmekle birlikte toplamda 4 ilmeği düz örerek kestim. Şimdi burada kesmek istediğim ilmeklerimi kestim ve arka taraftan modelimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örerek geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Burası da ön lastik kısmı. Buradan şimdi yaka kesim için başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ve tekrar bir ters, bir düz ördüm. Bakın burada iki modelin arasındaki 3 ilmeği bağlama yapıyorum. İpimi ön taraftan örgümün arka tarafına geçirdim. Ve bu 3 ilmeği tekrar örmeden aktardım. Eğer bu lastik kısmını anlayamadık, anlatımını bulamadık, tekrar anlatın derseniz bunun için de detaylı bir tane daha video hazırlarım inşallah. Şimdi lastik olan kısmını ördüm. Burası benim lastiğimin son ilmeği. Yanındaki ilmek ile birlikte 2 ilmeğimi ters örer gibi kesiyorum. Ön yüzdeyim. Yaka için lastiği ördükten sonra lastiğimin son ilmeğini yanındaki ilmekle ters örer gibi kestim. Ve modelimi uygulayarak bu şekilde sıranın sonuna kadar örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar koltuk kesim tarafına geldik. Bakın burada 3 ilmek, 3'er tane ilmeğimizi yok ettiğimiz için burada herhangi bir marullama olmadan gayet güzel göründü. Çünkü burgu yapıldığı için aşağı kısmı toplayan bir yapıya sahip. Eğer burada 2 ilmek keserseniz bu lastik daha uzun duracaktır, hoş görünmeyecektir. Bu şekilde 3 ilmek yok ederek devam ederseniz zaten 4 ilmek kesince 3 ilmeği yok etmiş oluyorsunuz. Gayet muntazam ve düzgün oldu. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kol lastiği için ayırdığım 12 tane ilmeğimin 11 tanesini örüyorum. Kol kesimi yaparken ilmeklerimin büyük çoğunluğunu lastik kısmını örerken yapıyorum. Sonra da kalan küçük bir bölümünü bu şekilde beden kısmını örerken kesiyorum. Ve bu şekilde kol kısmına bir yuvarlama vermiş oluyorum. Son 12. ilmeğimi yanındaki 1, 2, 3 ve 4 tane ilmek ile birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek geliyorum. Örgümün arka yüzünden örerek sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum ve şu anda ön yüzündeyim. Burası da ön lastik için ayırdığım bölüm. Lastik için ayırdığım ilmeklerimi örerek geliyorum. Hem yaka için hem de kol kesimi için bu şekilde her iki sırada bir kesme işlemi yapıyoruz. Hem ön yüzde hem arka yüzde değil. Sadece ya ön yüzde ya da arka yüzde yapıyoruz. Bu şekilde lastiğimi tamamlıyorum. Ve lastiğimin son ilmeğini yanındaki ilmek ile birlikte ters örer gibi kesiyorum. Bakın burada bir dolama kaldı. Bunu normal ilmek gibi örüyorum. Herhangi bir arttırma yapmıyorum. Arttırma yaparsam kestiğim ilmek boşa gitmiş olur ve herhangi bir eksilme olmaz. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Örgümü ters çevirdim. Burada bir tane daha kesme yapalım ve koltuk kesme işlemimizi tamamlamış olalım.
12 tane olan ilmeğimin 11 tanesini örerek geliyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerefe'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100.000'in üzerinde olan sayfa bana aittir. Lütfen buna dikkat edin. Bakın son 12. ilmeğimi 1, 2, bakın bu arada tekrar göstereyim. Burası 3 kere doladığım yer. Buraya geldiğim zaman bu iç ilmeği serbest bırakıp şişime geri takıyorum. Ve sonrasında kesim işlemi yapıyorum. Toplamda 4 ilmeğimi düz örer gibi kestim. Ve modelimi örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Arka taraftan örerek geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Lastiğimi ördüm. Son ilmeğini, lastiğimin son ilmeğini yanındaki ilmek ile birlikte 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Sonrasında modelimi örerek devam ediyorum. Her ön yüzde bu şekilde bir bir keserek yaka kesimimi tamamlıyorum. Evet sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde kesim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yaka için de dilediğiniz sayıda bu şekilde keserek devam etmelisiniz. İstediğiniz genişliğe geldiği zaman diğer kısmını da kesim işlemi yapmadan düz olarak devam edebilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Hem YouTube'da hem de Facebook'ta Şerefe'nin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın.